Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere bir boyutlu ısı iletimi problemlerini sürekli rejimde ısı direnç kavramı kullanarak nasıl çözebileceğimizi anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir boyutlu ısı iletimi sürekli rejim kavramları matematiksel olarak bizlere neyi anlatıyor diye soracak olursanız, her şeyden önce bildiğiniz gibi kartezyen sistemde sıcaklık 3 konum koordinatına bir de zaman parametresine bağlı olarak değişebilir. Bir kere bir boyut kavramı dediğimizde, demek ki şu boyutlarda herhangi bir ısı transferi söz konusu değil, sıcaklık değişimi söz konusu olmayacaktır dolayısıyla. Demek ki tek boyut olarak x'i düşünebiliriz. Bir de sürekli rejim olduğunu düşündüğümüzde t'yi de bu listeden kaldırabiliriz. Bu durumda t'nin sadece x'e bağlı bir fonksiyon ya da tx ile göstereceğimiz x'e bağlı bir fonksiyon olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle t'nin x'e göre kısmi türevleri de doğrudan toplam türev şeklinde ifade edilebilir hale gelmektedir arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. Bir düzlem duvarımız var elimizde. Bu düzlem duvarımızı şöyle çizmeye çalışayım. Bir boyutlu olduğu için diğer boyutları biraz böyle sonsuza gidiyormuş gibi düşünelim. Ve buradaki koordinatımızı buradan başlayarak x, şurası 0 olsun, şurası L olsun arkadaşlar. Şimdi tıpkı bu bulunduğumuz ofisin duvarı gibi iç yüzey sıcaklığı şu anda diyelim ki 22-23 derece sıcaklıklarında. Her tarafta aynı, dikkat ederseniz. Duvarın boyunca veya yüksekliği boyunca ya da enlemesine herhangi bir sıcaklık değişimi yok. Ama dış yüzey sıcaklığı, hatta koridorla aramızda da çok bir sıcaklık farkı olmadığı için ısı transferi bu yönde de olmadığını düşünebiliriz. Ancak dış koşullar şu anda diyelim ki 10 derece sıcaklıkta, içerisi 22 derece sıcaklıkta, bir tek sadece bu sıcaklık farkı yönünde bir ısı transferi söz konusu olacaktır. Bu da duvarımızın kalınlığı yönündeki dış koşullar olsun arkadaşlar. Burası bizim için T sonsuz 1 olsun. Şu ortama sıcaklığı da T sonsuz 2 olsun. Duvar malzemesinin ısıl iletkenliği de K olsun ve bunu şimdilik sabit kabul edelim. Duvarın içerisinde de herhangi bir ısı üretiminin olmadığını düşünüyoruz. Şimdi dikkat ederseniz burada tabi taşınım katsayılarını da yazacak olursak H2 şeklinde. Burada şöyle bir sıcaklık profili olacaktır. En azından bu kısmı şöyle çizebilirim. T1 sıcaklığına kadar. Burada da şöyle bir sıcaklık olacaktır. Sıcaklık profilimiz asimptotik olarak duvarlara yaklaşacaktır. Ve varsayalım ki şurası da T1 sıcaklığında olsun. Şurası da T2 sıcaklığında olsun. 1 ile 2 arasında sıcaklığın nasıl değiştiği konusunda şu anda bir fikrim yok. Ancak onun ne olduğunu biraz sonra göreceğiz. Arkadaşlar şimdi buradan, burada bir taşınım ortamı, burada da bir taşınım ortamı. Işınımı şimdilik ihmal edelim. Buradan taşınımla bu duvara geçen ısı, duvar boyunca iletimle geçecek. Daha sonra da buradan tekrar yoluna taşınımla devam edecektir. O zaman ben bu duvarı şöyle bir kontrol hacmi olarak düşünürsem ve buna termodinamiğin birinci yasasını uygularsam, E giren eksi E çıkan, üretilen yok, E üretileni de yazayım şimdilik. Isıl dengeyi yazıyorum aslında. DE duvar bölü DT yazabilirim. Isıl denge açısından baktığımda buranın sıcaklığı T1 ve T2 sabit. Sabit olduğu sürece buradan buraya herhangi bir ısı transferi sabit bir hızda gerçekleşecek demektir. Yani bu sıcaklıklar değişmediği sürece duvarın içerisinde termal açıdan bir değişiklik beklemeyiz. Yani sürekli rejimde duvarın
toplam enerjisinde bir değişiklik söz konusu olmayacaktır. Üretimi de ihmal ettiğimize göre veya içeride üretim olmadığını söylediğimizde giren enerji çıkan enerjiye eşit olacaktır. Bu da Q giren eşittir Q çıkan olacaktır. Bu da aslında duvarı boydan boya geçen iletime eşit olacaktır. Ve bu da sabit olacaktır arkadaşlar. Bu da sabit olacaktır. Daha önce iletimle olan ısı transferini biz Q iletim dersek duvar eksi K çarpı A çarpı DT bölü DX şeklinde ifade etmiştik. Fourier ısı iletim yasasıyla. Şimdi bu denkleme biraz bakalım arkadaşlar. Denklemin bize söylediklerini anlamaya çalışalım. Burada duvarımızın yüzey alanı her iki tarafta da aynı olmak üzere A olsun. Isıl iletkenlik. Bunu da sabit kabul ettik arkadaşlar. Biraz önce söyledik. Bu da sabit. Bu da sabit. Bu da sabit. Dolayısıyla DT bölü DX DT bölü DX eşittir. Eksi Q iletim duvar bölü K çarpı A şeklinde olacaktır. Bunların hepsi sabit olduğuna göre demek ki bu da sabitmiş arkadaşlar. DT bölü DX sabitse TX ile lineer değişiyor demektir. O zaman ben bu boş bıraktığım yeri artık lineer bir doğruyla birleştirebilirim. Bu işte benim DT bölü DX'im arkadaşlar. Çünkü ancak bir doğrunun eğimi sabittir. Bu da bir eğimi gösterdiğine göre DT bölü DX her halükarda sabit olacaktır. Acaba bu türevi boğulan doğrunun denklemi nedir sorusunun karşılığını elbette bu diferansiyel denklemi çözerek bulabiliriz. Hızlı şekilde onu yapacak olursak. Buradan iki tarafı değişkenlerine ayırdığımızda Q iletim duvar bölü K çarpı A çarpı DX dediğimizde arkadaşlar. Buradan şurası zaten sabitti. İki tarafı integre ettiğimizde burası x eşittir 0'dan x eşittir x'e olsun. Burası da t eşittir 0'dan daha doğrusu t eşittir t1'den bu da t x'e kadar olsun arkadaşlar. Şimdilik değişken alıyorum ki herhangi bir noktadaki sıcaklığı bana veren bir denklem arıyorum çünkü. Buradan hareketle tx eksi t1 eşittir. Eksi q iletim duvar bölü k çarpı a çarpı x olacaktır arkadaşlar. Buradan tx'i çekersem tx eşittir. T1 eksi q iletim duvar bölü k çarpı a çarpı x olacaktır. Bu da gerçekten bir doğru denklemidir arkadaşlar. Tıpkı y eşittir bir sabit 10 eksi 3x gibi bir doğru denklemidir. Eğimi negatiftir. Çünkü sıcaklığın azaldığı yönde ısı geçişi olduğu için arkadaşlar dt bölü dx sıcaklığın düştüğü yönde elbette negatif olacaktır. Negatif eğim sebebiyle. Şimdi artık ben burada x gördüğüm yere 0 yazdığımda dikkat ederseniz t1'i vermekte. X gördüğüm yere L'yi yazarsam da T2'yi bulmam gerekir. Dolayısıyla ben şu integral sınırlarını, bu integral sınırlarını arkadaşlar kaldırıp şunları silelim. Şunu T2 olarak alırsam, şunu da L olarak alırsam bu sefer, yani belirli integralin sınırlarını değiştirirsem, bakın burada ne oluyor görelim. T2 eksi T1 eşittir. Eksi Q iletim duvar bölü K çarpı A burada da L'miz gelecektir. Tabii ki bu denklemi daha bilindik şekilde yazacak olursak buradan Q iletim duvar eşittir.
X'i de karşı tarafa gönderelim. Çünkü T2 eksi T1 negatif değer olacaktı. Bunu bu tarafa attığımda şu hale gelecektir arkadaşlar. K çarpı A bölü L T1 eksi T2 haline gelecektir ki daha önce biz bunu zaten düzlem duvarda bulduğumuz ilişkiydi arkadaşlar. Şimdi buradan hareketle ısı transferinin itici motor gücü olan sıcaklık farkını burada net şekilde görüyorum. O zaman bu denklemi şöyle bir yazalım isterseniz. Q iletim duvar eşittir T1 eksi T2 bölü L bölü K çarpı A şeklinde yazdığımızda arkadaşlar. Bunun diğer fizik derslerinde veya fiziğin diğer alanlarında da aslında benzer karşılıklarının olduğunu görüyoruz. Ona birkaç örnek vermek isterim. Mesela şöyle bir elektrik devresi düşünelim. Doğru akım devresi. Şuradaki gerilimimiz V1 olsun. Şuradaki gerilim V2 olsun. Buradaki elektriksel direncimiz RE ise şayet arkadaşlar. Ve V1'i de V1 gerilimi V2 geriliminden de büyükse şayet kesinlikle söyleyebiliriz ki bu telden bu yönde bir akım geçecektir. Ve bu akımın büyüklüğü V1 eksi V2 bölü R elektriktir. Amper olarak bunu lise fizik dersinde çokça yaptık, gördük. Hatta bir başka örnek, bu birinci örneğimiz olsun. İkinci örneğimiz şöyle olabilir. Bir boru düşünün arkadaşlar. Borunun iki kesitini dikkate alıyorum. Şurası bir kesitimiz olsun. Şurası da iki kesitimiz olsun. Borudan laminar akış koşullarında bu kadarlık bir debi geçtiğini düşünelim. Borunun çapı, d olsun. 1 ile 2 mesafeleri arasındaki uzaklıkta L olsun arkadaşlar. Akışkanlar mekaniği derslerinizden biliyorsunuz ki bu borudan laminar akış koşullarında L boyunca oluşan basınç farkı eğer buradaki basıncımız P1, buradaki basıncımız da P2 ise şayet doğal olarak burası delta P'lik bir basınç farkı altındaysa ve bu tarafa doğru geçtiğini de düşündüğümüzde P1 elbette P2'den büyük demektir. Buradan geçen debi için şöyle bir analitik ifade geliştirmiştik. Delta P çarpı ya da bunu fark olarak yazayım. P1 eksi P2 pi d üzeri 4 bölü 128 mü çarpı L. Evet, gerçekten de baktığınızda bu denklem aslında tam gelişmiş dairesel kesitli bir borudaki laminar akışta iki nokta arasındaki basınç farkında geçebilecek debiyi bizlere vermektedir. Ama ben bu ifadeyi şöyle de yazabileceğimi görüyorum. P1 eksi P2 bölü 128 mü çarpı L bölü pi d üzeri 4. Buradan baktığımda arkadaşlar aslında bu iki olay fiziksel açıdan tamamen farklı olmasına rağmen şu denklemle bu denklemin oldukça benzer olduğunu görüyorum. Bu denklem ve bu denklem oldukça benzer. Niçin benzer? Çünkü ben P1 eksi P2 bölü buraya R akışkan yazdığımda bakın V1 eksi V2 bölü RE P1 eksi P2 bölü RA olmaktadır. Akışkanın itici gücü basınç farkı, elektrik akımının itici gücü ise gerilim farkı. Arkadaşlar burada da ısı iletiminde de bu itici güç gördüğünüz gibi T1 eksi T2 olmakta. O zaman ben şu büyüklüğe R duvar diyebilirim. Yani duvarın ısı direnci diyebilirim. Böylelikle Q iletimi arkadaşlar duvar eşittir L bölü KA şeklinde belirtebilirim. Peki
acaba neymiş bu L bölü K'nın birimi diye merak edecek olursanız cevabı basit. Metre bölü watt bölü metre santigrat metrekare dersek. Buradan metrelerin biri gitti. Bunda bu gitti. Santigrat yukarı çıktı. Dolayısıyla santigrat derece bölü watt veya burada tabii sıcaklık farkı olduğu için Kelvin bölü watt şeklinde de yazılabilir arkadaşlar. Demek ki ısıl direnç kavramının birimi Kelvin bölü watt ya da şöyle söyleyelim. 1 watt ısı transferi için gerekli sıcaklık farkı sorusunun cevabı ısıl direnç olmaktadır arkadaşlar. Böylelikle duvar içinden geçen iletim için ısıl direnci tanımlamış olduk. Elbette benzer ifadeleri taşınım ve ışınım için de çıkartabiliriz. Evet, şimdi iletim direnci L bölü K olduğunu söyledik arkadaşlar. Peki ikinci olarak taşınım direnci kavramına bir bakalım. Bunun için de yapacağımız şey bir duvar alıyoruz arkadaşlar. Katı bir yüzey. Bu yüzeyin ortalama sıcaklığı tüm yüzey boyunca yalnız sadece lokal olarak değil TS olsun. Buradaki ortam sıcaklığı da T sonsuz olsun arkadaşlar. Şimdilik ışınım yokmuş gibi düşünelim. Buradaki sıcaklık dağılımı duvardan itibaren şöyle asimptotik olarak gelecektir. TS ile T sonsuz arasında böyle bir değişim söz konusu olacaktır arkadaşlar. Bu farklılık akışkanın sıcaklığı ile TS arasındaki farklılık taşınım direncinden ileri gelmektedir. Şimdi bu yüzeyden taşınımla olan ısı transferini bulabilmek için şu yüzeyin alanına da AS diyelim arkadaşlar. Hemen Newton'un soğuma yasasını yazacak olursak Q taşınım H çarpı AS çarpı TS eksi T sonsuz olacaktır. Bu çok daha kolay şekilde şu şekilde yazılabilir. TS eksi T sonsuz bölü 1 bölü H çarpı AS şeklinde yazabilirsiniz. Ve böylelikle bu da arkadaşlar TS eksi T sonsuz bölü R taşınım. O halde R taşınım dediğimiz büyüklük R taşınım 1 bölü H çarpı AS'den ibarettir arkadaşlar. Onu da buraya yazmak mümkün. R taşınım eşittir 1 bölü H çarpı AS. Birimleri kesinlikle aynı olacaktır arkadaşlar. Üçüncü olarak ışınım direnci. Sonuçta 3 tane mekanizmayla bu ısı transferi gerçekleştiği için her birisi için direnç tanımlamaları yapılabilir arkadaşlar. Şimdi aynı duvar üzerinde bu sefer sadece farklı bir duvar çizeyim hadi. Duvarımız karışmasın. Şöyle bir duvarımız olsun tekrar. Yine yüzey sıcaklığımız TS. Alanımız AS. Yüzeyin ısı yayınım katsayısı da epsilon olsun arkadaşlar. Ve bu duvar şöyle bir çevreyle çevrelenmiş olsun. T çevre sıcaklığıyla çevrelenmiş olsun. Doğal olarak TS T çevreden farklı olduğu takdirde şimdilik sadece taşınımı göz ardı ederek ışınıma odaklanmış olalım. TS T çevreden farklıysa bu yüzeyler arasında ışınımla ısı transferi gerçekleşecektir arkadaşlar. Şimdi onu yazacak olursam Q eşittir. Q ışınım eşittir. Sigma AS Stefan Boltzmann sabiti çarpı TS üzeri 4 eksi T çevre üzeri 4 olacaktır.
Ancak Newton'un soğuma yasasına benzeterek bir katsayı tanımlaması, bir ısı direnç tanımlamasına geçmek için bunun da temsili bir ısı transfer katsayısı diyelim. Taşınım katsayısı diyemeyiz her ne kadar H ile göstersek de. H ışınım çarpı A çarpı TS eksi T çevre diyelim. Eğer böyle dersek, buradan H ışınım için bir ifade bulabiliriz arkadaşlar. H ışınım sigma epsilon sigma AS. Şimdi şurayı açıyorum arkadaşlar. Burayı şöyle açabilirsiniz. TS kare eksi T çevre kare TS kare artı T çevre kare diye açabilirsiniz. Bölü AS çarpı TS eksi T çevre olacaktır. Dikkat ederseniz burada bir iki kare farkı daha var. Burasının da TS eksi TC artı TS artı TC şeklinde çarpım şeklinde yazdığımızda paydalar sadeleşecekler. Burada dolayısıyla şurası artıya dönüşecek. Onu buraya yazayım isterseniz artık. H ışınım eşittir. Epsilon sigma TS artı T çevre TS kare artı T çevre kare şeklinde bir ışınım temsili veya eşdeğer ışınımla ısı transfer katsayısını elde etmiş oluyorum. Taşınım katsayısında yaptığım gibi bu da aynı şekilde R taşınım o zaman R ışınım bir bölü H ışınım bu sefer çarpı AS olabilir. H ışınım değeri de bu olacak arkadaşlar. Tabi burada şuna dikkat etmemiz lazım. H bildiğimiz geleneksel konveksiyon katsayısı sıcaklığa çok da fazla bağlı değil. Az bir şey bağlı. Ancak ışınım ile ısı transfer katsayısı diyelim. Bu gördüğünüz gibi hem çevre hem de yüzey sıcaklığına şiddetli şekilde bağlı görünüyor arkadaşlar. Şimdi her üçü içinde yaptık. Ancak duvar etrafında genellikle ışınım olduğu yerde gazla çevrili bir ortam söz konusuysa arkadaşlar orada hem ışınım hem de taşınım da gerçekleşecektir. O durumu da dikkate alarak burası yine TS sıcaklığında olsun. Burası AS olsun. Ve buranın yayıcılığı da yine epsilon kadar olsun. Buradaki sıcaklığımız T sonsuz. Ve yine çevre sıcaklığımız da T çevre olsun arkadaşlar. Burada aslında iki mekanizma birlikte işlem görüyor. Burada TS'den başlayan şöyle bir paralel direnç oluştuğunu söyleyebiliriz. T sonsuz, T çevre şeklinde. Burası da R ışınım, R taşınım. Bu tür durumlarda arkadaşlar her ikisi eğer aynı yöndeyse toplanması, farklı yöndeyse çıkartılması gerekiyor. Şimdilik aynı yönde olduğunu düşünelim. Q birleşik eşittir. Q ışınım ya da taşınım artı Q ışınım olacaktır. Yerine yazacak olursak H çarpı AS TS eksi T sonsuz artı sigma epsilon AS TS eksi T çevre dörtleri unutmuyoruz. Yazabiliriz. Ancak dikkat ederseniz bu
ilişkinin bir miktar birleşik bir ısı transfer katsayısına dönüştürülmesinin önündeki engel T sonsuz ve T çevrenin birbirinden farklı olması arkadaşlar. Yani ben yine Newton'un soğuma yasasından hareketle H birleşik çarpı AS TS eksi T sonsuz şeklinde bir ifade yazmak istesem sadeleştirme problemleriyle karşı karşıya kalıyorum. Burada herhangi bir sadeleştirme yapmakta zorlanıyorum. Bu durumda özel bir koşulu öne sürelim arkadaşlar. Buradaki koşulumuz şu olsun. T çevre yaklaşık olarak T sonsuza eşit alınırsa artık H birleşiği bulmak imkanı ortaya çıktı demektir. H birleşik eşittir. Tabii iki taraftan bunları götürdüğünüzde bakın şunlar bu sefer gidecektir. H taşınım artı tabii şuna taşınım dersem bölü az önce buradaki sadeleştirmenin aynısını yapacağım için sigma çarpı şu yukarıdaki gelecektir arkadaşlar. Ts artı T sonsuz Ts kare artı T sonsuz kare olacaktır. Böylelikle her ikisi olduğu takdirde ayrı ayrı bunları değerlendirip zıt yönlerde ise farkını alarak aynı yönlerde ise toplayarak her ikisinin etkisini görebiliriz arkadaşlar. Sonuç olarak gerek ışınım, gerek iletim, gerek taşınım, gerekse ışınım, hatta ışınım artı taşınım olduğu durumda ısıl dirençleri arkadaşlar sizlerle tanıştırmış oldum. Sonuç olarak arkadaşlar doğru akım devreleriyle bir boyutlu sürekli rejimde ısı iletimi problemleri arasında ciddi bir analoji, bir benzerlik olduğunu görmüş olduk. Bunlarla ilgili direnç kavramlarını geliştirdik. Bir sonraki dersimizde bu kavramları kullanarak bu problemleri nasıl çözebileceğimizi göstereceğiz. Bu yöntemin en önemli avantajı herhangi bir diferansiyel denklem çözme zahmetine girmeksizin arkadaşlar hızlı ve etkili bir şekilde sonuca bizleri ulaştırmasıdır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.